Bakın yatırım yapılabilmesi için, yatırım yapılabilmesi için bırakın %20'yi, %50'yi bir oyu söyle falan bırakın. İşin gerçeğini konuşalım ve bu gerçeğinden yürüyerek Türkiye'de yatırım yapılmasını sağlayalım. Buna ihtiyacımız var mı? Var. Bir yatırımcının bir ülkeye yatırım yapabilmesi için çeşitli kriterleri vardır. Öncelikli kriterleri saydığımız zaman bir tanesi işçilik maliyetidir. Diğeri ham madde maliyetidir. Enerji maliyetidir. Su maliyetidir. Hatta biraz daha ileri gideyim. Buhar maliyetidir. Buhar maliyetidir. Bakım maliyetidir. Yardımcı malzemeler maliyetidir. Faiz maliyetidir. Vergiler, dolaylı dolaysız vergiler bu maliyeti, bu yatırımı etkileyen en büyük unsurlardan bir tanesidir. Arazidir, teşviktir. Bunlara baktığınız zaman bir yatırımcı bunlara bakar ve gelir. Hepsinin de bağlı olduğu ortak nokta, o ülkede demokrasi var mıdır? O ülkede adalet var mıdır? Önce yatırımcı yatırım yaptığında kendi haklarını koruyabileceği dürüst, doğru ve yemin etmiş bir adalet sistemine mensuplarının olması gerektiğine inanır. Bu var mı bugün Türkiye'de? Yok. Herkes adaletten şikayet ediyor. Yatırımcı da adaletten şikayet ediyor. Peki o hali kaldırmadığınız sürece Türkiye'nin yatırım konusunda önünün açılması mümkün değil. Geldiğimiz zaman tek tek maddelere işçilik maliyeti diyorum en avantajlı ülke haline getirdiniz. Sendikaları yok ettiniz. Hak arayışlarını yok ettiniz. Grevleri ertelediniz. O hale getirerek bir de selam çaktınız sermayeye, dediniz ki bakın ne güzel güllük gülistanlık bir alan yaratıyoruz size. Grev yok, işçi hakları yok, kimse sesini çıkartamıyor dediniz. Ve Türkiye'yi bedeni sömürülen insanların ülkesi haline getirdiniz. Bedeni sömürülen insanların haline getirdiniz. Herkesi benim gibi sanayi kuruluşundan yaşayan, bir kentte yaşayan bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Herkesi asgari ücretle çalışmaya mahkum ettiniz. En avantajlı durumunuz bu. Bunun dışında bir avantajınız yok. Elektriğe geldiğimiz zaman Avrupa'nın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. 7 kuruşa mal olan elektriği sanayici, vatandaş 48 kuruşa, sanayici de 42 kuruşa yakıyor ve Avrupa'nın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. Bütün enerji kaynaklarımız öyle. Su, sanayiciye bindirdiğiniz su ücretleri bir başka vaka. Şimdi faizlere geliyoruz. Hani bağırıyor ya Recep Erdoğan, faiz 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 diye elini tutan mı var? Bu kadar düzenleme yapıyorsunuz. Torba kanun çıkartıyorsunuz. Niye bir kanun çıkartıp faizleri düşürmüyorsunuz? Niye düşünmüyorsunuz? Faiz lobileri yarattınız. Yatırıma gitmesi gereken paraların tümü, yatırıma gitmesi gereken her şey o faizci rantçı kesime aktarılıyor. Aslında vaktim olsa sizin nasıl yatırım yaptığınızı yap işlet devlet modelleriyle anlatırım. Onların cebine vatandaştan topladığınız vergileri nasıl aktardığınızı anlatırım. Ama bu kadar süre yok burada. Size tanınan süreler bize tanınmıyor. Bir 5 dakikalık süre içerisinde bunları anlatmam gerekiyor. Vergiler, dolaylı vergiler, yine çalışan insanların üzerine, işçinin üzerine bildiren vergiler, sermayenin üzerine bindirilen vergilere baktığınız zaman asgari ücretin neredeyse yarısı kadar işveren devlete vergi ödüyor. Avrupa'nın en çok dolaylı ve dolaysız vergisini ödeyen bir ülkedeyiz. Tabii ki yatırım olmaz arkadaşlar. Bir ülkede demokrasi yoksa, adalet yoksa yatırım beklemeyin. Böyle ufak tefek şeylerle de kimsenin yatırım yapacağını düşünmeyin diyor. Sevgiler, saygılar sunuyor.